Sefa abi benden biraz daha yaşlı olmasına rağmen ama ben bu Şabak Uçur'dan Sefa abiden önce tanıştım. Şimdi 69'lu yıllarda bize Urfa'dan Urfalı büyük yaşlı abilerimiz bize kuş getirirdi. Urfa'nın Şabak Uçur. Urfa'nın Şabak Uçur oynayan kuşlardı. Yani baş alan kuşlardı. Oyun kuşu olarak alırdık, oyun kuşu olarak beslerdik, oyun kuşu olarak uçururduk biz bunları. Ama şimdiki kadar böyle iri, göğüslü değillerdi. Bunlar neydi? Kürekler. Bak şimdi... Bugünkü kürek ve miskiye benziyor muydu ya? Hayır bak şimdi... Farklı. Şimdi bu kuşların kökeni Urfa'ya nereden gelmiştir? Onu da yani büyüklerimizden duyduğum kadarıyla söyleyeyim ve evet, hala da bu ispatlanabilir. Bu kuşun Urfa'ya giriş yeri Huzeyrak'tan girmedi. Kısa büyüklerimden, Urfalılardan dinlediğim bir kısa bir hikayeyi anlatayım. İki tane Urfa'dan kaçakçı şeye giriyor. Huzeyrak'a giriyor. Oradan bir çakmaklı erkekle bir bozlak dişi satın alıyorlar ve Türkiye sınırına giriyorlar. Türkiye'ye girdikleri zaman işte o zaman katırlarla falan araba falan olmuyor. Katırlarla Türkiye'ye girdikleri zaman katırları, hayvanları sulayalım diye bir çeşmenin başında, kuyunun başında duruyorlar. Kuyunun başına gelince hayvanları suluyorlar, kuşlar akıllarına geliyor. Diyorlar ya kuşlara da su verelim. O zaman kuşlar böyle şey kafeslerde böyle yani kek kafesi gibi böyle elde yapma kafeslerde getiriliyor. Evet. Kafesin ağzını açtıkları zaman çakmaklı erkek dışarıya fırlıyor. Kaçıyor, yani uçuyor. Bu sefer çakmaklı erkek o şeyin üzerinde dolanırken diyorlar ki dişçisini bağlayalım. Urfa'nın iple bağlama şekli vardır. Yani iple bağlarlar, onlar kuşun kıpırdaması imkanı olmaz. Kuşu affınıza sığınarak söylüyorum, eşeğin üzerine bozlak dişiyi koyuyorlar. Çakmaklı erkek ayrılmıyor oradan. Dişisini aşağıda görünce baş almaya başlıyor dişin üzerine. Baş almaya başlayınca o Urfalı meraklı arkadaşlar sigara yakıyorlar. Kaçak tütün, o tütün de kaçak getiriyorlar. Tütünü yakıyorlar ve orada kenarlarında şöyle bir konuşma geçiyor. Çakmaklı erkek bu arada hep görevde. Yani dolanıyor, geliyor, görevini yapıyor. Dişsinin üzerine oynuyor. Oradan artık isim olarak şimdi şu anda hatırlıyor ama birbirlerine diyorlar işte. Ya Abdo diyorlar. Sigara güzel. Tütün kaçak. Çok güzel. Öbürü de diyor ki vallahi diyor çok güzel. Dünyanın bir yarısı ama bu keyf sigara. Yani kaçak tütünün sigarası. Bir yarısı da diyor ağam çakmaklı erkek. Kuşların adı kalıyor orada yarım dünya. Ama biz bunu güzelleştirdik. Sefa abi bu işte daha bir şey. Başarılı olan bir kişi. Güzelleştirdik ama Şabab'ın şeyini, orijinini bozduk. Şu anda bizim Şabab diye ve benim bilgim bu. Şabab diye beslediğimiz bütün kuşlar kırmadır. Hiç orijinal bir kuş değildir. Bunun orijinalini istiyorsanız sonra Urfa'nın şeyleri vardı. Göğsü beyaz. Belki o zaman sen biliyorum. Göğsü beyaz. Aynı belen miskiler. Yalnız sarı yok. Aynak koyuk vardı. Evet. Bir de gözü vardı, çakmaklısı vardı, miskisi vardı, kürengi vardı. Biz açık olacaktık o zaman. Onlar vardı. Bu şeye girince, Irak kuşları, bunlara vurdular. Onlardan aynak koyuk geldi. Irak kuşundan da zayıftı. Altları da... Sür etrafından geldi, alt tabana da göğüsleri giderdi. O kuşlara girdi, alt tabana göğüs yaptı. Yapıldı, he. Urfa kuşundan da aynası ayrıldı. Zaten dikkat edersen şahaplara çok seçiliyor. Kökünün dönük yok. Köküne. Zaman içerisinde ne oldu? Bu çeşit çeşit bir şeyler vuruldu. İriltildi, karlaklaştırıldı. O zaman kuşlar enseli bir şey oldu. Evet. Çok aşırı kuş var. Yani. Ama bizim eksimiz şu Suriye tarafında ve Irak tarafında kuşların kökünü araştırılmalı. Madem o kuş oradan geldiyse onların belki kötüleri bize geldi. Daha orijinal yaptığı kuşlar da vardır. Ben orayı araştırdım, aynak kuyruğu yok. Mesela Hacı Emin'in yaklaşık 25 yıl önce bir şahsı karşılığına kral erkeğini hatırlıyorsun. He, iyi biliyorum. Kürengi. Mardin'den aldım. Tabii he. O kuşun üzerinde ben kırın bir kürenk görmedim. Çıkmadı da. İlk etapları, ilk kırıkları çok etkili. Kafalar böyle, oralar çok sarılmış çıkıyordu, şeyler çıkıyordu. Daha sonra işte vura vura güzel. O sarılık nereden geldi? O gelen Irak kuşlarının enseleri sarılı mıydı bunlar? Irak kuşlar. Mesela şu andaki bizim kürenklerin göğüs yapıları açıldı. Değil mi? Evet. Göğüs pek. Onlarda öyle bir şey yok. Komple böyle
Arkasında mı sarıyor? Yani boy, boy yok yok yok. E sarılık nasıl girdi peki abi? Bizim öğüs, uçlar öğüs, zaten beyaz. Öğüs çok sarı. Onlar da zannedersinizde portakal yapmışlar. Yoksa onların beyaz köyüsü gök çakmakları da vardı. Aynı stil. Onlar da aynı şekilde aynı mi böyle? Ne yapıyor canım? Beyaz. Çakmaklıya göre daha az girmiş o dışarı dışarı gördüğüm kadarıyla. Çünkü göğüsleri hala ona, açık gittiğine göre. Ondan neye girdi onu bilemiyorum. Artık onlara da miski kürek girerek göğüs sokuyor. Herhalde ben miski bence de öyle. Miski sokarak göğüs. Çünkü onların ilk ümitleri çok mor çıkardı göğüsleri. Evet. Yani asıl gök çakmaklı bundan 15 sene önceki göğüsleri böyle mordu bayağı. Bayağı ben de öyle biliyorum ama aynı senin. Bunu bu kadar arkadaşlar sorsan inkar eder, bilmez, söylemez. Veya bilmez. Ya da bilmiyordur da. Ben bak. Bilmez, herkes bilemez. Valla bak. Son dönemde duyduğum en güzel yorumlardan biri. Çünkü bana yakın. Şimdi bak ben Urfa'da Nur'un bize gönderdiği kuşlardı. He? Var mı? Yani 10 sene önce böyle kahvede oturuyorum. Bu poşaları bir aynı böyle bir tartışma çıktı. Dedim ki bunlar rak kuşu. Irak'tan gelme. Orada gençler daha yani. Yeni kuşa başlamış. Ya nasıl olur abi dedi bizde yıllardır bu kuş bizim kuşumuz. Bu dedi Urfa'da yıllardan beri var, orada yaşlı bir adam, ulan dedi sen dedi yaşın kaç başın kaç ki dedi sen dedi bizim kuşumuz diyorsun. Arkadaş dedi doğru söylüyor. Irak'tan geldi kuşlar, dedi burada göğüs sarı kuşlar çıktı. Urfalı mı bunu söylüyor? Urfa'nın kendisi söylüyor. Yaşlı bir Urfalı söylüyor. Yaşlı bir adam, evet. Bak bu kayda girmesi gereken bir şey. Ama geç şimdi genç ya arkadaşlar. Tabii o da işin ticari açıdan. Ama abi hani senin ilk başta anlattığın o hikaye var ya, göğsü beyaz, göğsü sarı girmesi. Bu çok değişik kaynaklardan anlatılan bir şey. Yani ilk senden değil, çok değişik yerlerden duyuyoruz. Ben şimdi bak, ben 75'ten beri Urfa'ya giderim, Mardin'e giderim. Hemen hemen her hafta biz oraya gideriz. Evet. Urfa'nın kuşunu da çok iyi bilirim, Mardin'in kuşunu da çok iyi bilirim. Evet. Yani bilmiyorum. O zaman ben Urfa'ya gittiğimde göğüsü sarı, aynen bunu kuş yoktu. Ama şu anki beslendiği şekliyle şu anda Irak'ta bu şevabın beslendiğini zannetmiyorum. Beslenmiyor. Yok, yok. 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 Yani bu öyle dediğin gibi de olsa Türkiye'ye mal olmuş, Türkiye'de yeni bir norm kazanmış bir kuş. Yeni doğru, bir ırk olmuş. Hani beslediğimiz türde. Tabii. Yani öyle olmuş olsa bile yani şu anda Türkiye'ye özgü bir. Tabii. Doğru. Değil mi abi? Tabii. Evet. Yani ben çünkü Suriye'ye giden birkaç kişiyle de konuştum. Suriye'de falan böyle bir kuş yok diyorlar. Bizim beslediğimiz miski bir renk yok. Yok. Farklı ırklar. Musul kuşlarını yani o Irak, Kuzey Irak, Kuzey Irak efendime söyleyeyim Kuveyt o taraflara dayanan göğüsü portakal kuşlarımızı hatta Musul kuşları dediğimiz Musul kuşları yani bu kuşları getirdik, biz getirdik, kendi kuşlarımıza kırdık, işte bu göğüsü yaptı. İşte aynı ırkın kuşu. Aynı ırk. Mardin kuşu, yapışkan kuşu Urfalıların deyimiyle, yöremizin deyimiyle yapşan kuşu. Ne farkı var? Göğüs farkı var. Onlarda göğüs bol, bizde göğüs azdı orijinal kuşumuzda. Kınamız eksikti, ne yaptık? Musulları getirdik, Kuveytleri getirdik, kırdık ve bu kınayı kuşlarımıza koyduk. Ama ben şunu her zaman savunuyorum. Bu kuş öz Osmanlı kuşumuzdur. Güneydoğu Anadolu'ya ait olan bir kuşumuzdur. Bu kuşa kimse ve kimse Türk'ün haricinde kimse sahiplenemez. Zaten ileride hedefimiz ne bizim? Bu kuşu Avrupa'ya tanıtmak. Avrupalı bu kuşu tanısın ya. Çünkü çok, yani bana göre kırılmamış saf bir ırk. Bakın kırdığımız kuşlarda, yani şu kına için biz kuşları kırdık. Kırdığımız kuşlarda bizim kuşlarımızın aynı soyu, aynı sopu. Yani orijinal. Herhangi bir başka bir kuş konmadı işin içine. Bu orijinal kuş getirildi, aynı ırk birbirine girildi, ikisi de aynı yapışkan kuşu. Ne yaptık? Kına koyduk. Evet. Ama o göğüslü kırmızı olanlar Urfa'dan gelmiş. Evet. Urfa'ya da bir Arap'ın getirdiğini söylüyorlar. Burası önemli. Rivayet, bir dakika. Bu evveliyatından var. Bunun ana vatanı, asıl kuşlardan ana vatanı Mardin'den geldi. Mardin, Musul belleri tozlu, miski dişilerle kırılarak kuşları birleştirmiştir. Tabii ki biz gene de Urfa olarak ana vatanı peki mi? Mardin de sahip çıkıyor, Urfa da sahip çıkıyor. Ama Urfa'da gördük, Mardin'de göremedik. Mardin'de ne gördük? Belleri tutuk,
sırtları pullu, koyun pullu miskiler gördük. Onların şivesiyle musul kuşu dediler yani. Musul'dan gelir, Erbil'den gelir. Biz bunu işteye, 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 işteye buralara kadar geldik. Ama sonun içinde yatsın, öldü. O bize derdi. Bizim musul kuşlarımız var, sıvama kaplama. Gözler kırmızı, evet. Kafaları beyaz. Ama biz de kuyruğu beyaz olanı makbul tutmazdık. Bozuk derdik yani. Şey diyordun, Urfa'daki miskilerle Sefadi'nin miskileri farklı diyordun. O fark ne abi? Şimdi o kuşun farkı şöyle, musul kuşundan çıkmaymış Sefadi'nin söyleyişi. Belki birçok arkadaş merak ediyor. Şimdi biz bugün baktığımızda göğsünde kına olan ve eskiden beri yaşayan, halen de yaşayan, kendi bölgesinde yaşayan ırk olarak bir tek musul güvercinlerini biliyoruz. Kısa gaga musulları. Bunun hem miski formatında olanları var, evet. Hem kürek formatında olanları var, hem kara kanatları var. Hepsini ben gördüm. Hatta Cizre'den bir çifte şey kanatı olanda, miski kanat formatında olanını getirdim. Evet. Şimdi şöyle bütün memleketi gezip baktığımızda, evet. Urfa'da dahil olmak üzere her yere baktığımızda, öteden beri bu göğsünde kınası olan, kesme tarzında kınası olan, evet. Başka bir kuş bilmiyoruz. Yok. Yok. Tabii. Ha o zaman ben şunu diyorum Ahmet abi. Yani Alp de biliyor, Ahmet de biliyor. Bir kere şebabın kökünde madem ki bu kınası olan bu kuş var, diğer özellikler de biraz ufaklık haricinde ve gaga haricinde %90, %70 neyse şebabın ta kendisi. Tabii özü. Özü. Özü, tabii özü. Ha biz buna ne yapmışız? Gagayı uzatmışız. Yani. Teni biraz parlatmışız. O kırmızılı işte o kuşla da. Oradan al, ha kırmızılı da oradan almışız. Evet. Ben diyorum ki Urfa'daki diğer bir kuş veya Mardin'deki bir kuş. Evet. Daha parlak, daha yapılı diğer bir kuşla kırılarak bu süreç başlatıldı diye düşünüyorum. Yani, şebabın yani, kökünü yani, ben böyle tanımlıyorum. Tabii, maalesef öyle. Yani bu kuş, işte orada Musul'dan gelen kuşla kırılmış, tamam mı? Tabii zamanında iyi, bilinçli, çiftleştirmede oluşmuş, bu hayvanlar nesil meydana gelmiş. Bu iki erkek bir başı küvetsiz, bir başı da ufaksız. Gözü direkt Urfa'da. Urfa'nın yani yarım dünya bu sahne. Yarım dünya. Babalar Şamalı erkekti, hepsinin. Analar miskin işledi. O zaman yedi veren, gökte verir, hepsini. Ha, ha, verir. O kuşları Safa oldu, Erzurum'dan gönderdi arkadaşı. Gönderir göndermez. Safa bütün şababları oradan çıkarttı. Safa ölmemiş burada. Bütün bu kireng, miskin, hepsi Safa'nın kuşları hep oradan çıkmış. Biz hatta çürek kuşları var. Hani ben, yani biz miskin, niye? Bir geçen gün bir tane kuş yokmuş. Şafaya gelmedi. Kuş yokmuş. Şey diyorlar, göğsü olmayan kuşlar varmış Urfa'da. Bu göğsü olanlar da bu yaptığı gene kuşlar gösterdi. Onları kırdılar. Bir de bu köy kuşlar var içeride. Bunlar aklının hayatta olmaz. Kafa kıpkırmızı, geçti kıpkırmızı. Şimdi kuşa kıra 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 bu şebabın özü Urfa mı yoksa bu yani yapşar olarak koyun kuşu olarak Urfa'dırlar. Ha tabi Urfa'lar kıra şimdi bu şebabını çıkarttılar. Erkeklerin bir başı biri küvet, bir yapmışlar. Düz, kepede atar, kepede atar, miski kuyak atar, kireng atar. Tamam mı? Düz miski atar şey gibi. Çünkü onların bir tarafı da düz miskidir. Evet. 95'li yıllarda Türkiye'de en iyi 10 kuş varsa 10'unu da biz gittik, topladık, aldık, geldik. 99'larda kuşlarla çok ilgilenemedik. Kuşlar da biraz sıkıntılıydı. Daha sonra kuşlar iç içe girdi. O kuşlardan şu an 10 yavrunun 9'u musul geliyor. Bu kuşun özü Urfa kuşuyla musul kuşunun kırılması. Yani şimdi 94'te aldığın kuşlar normal bildiğimiz şebap görüntüsünde. Şu an Türkiye'de namı olan bütün kuşların soyu oraya dayanıyor. Evet. Alp solundaki kuş
kuşlar da oraya dayanıyor. Sefa bizdekiler de. Meşhur bildiğimiz kuşlar kör bunun içinde var. Kör var, benhur var, timsahı var. Bildiğiniz meşhur, namlı bütün kuşların temeli buraya gelir. Bu kanlar iç içe senin kümeste yaşamaya devam etti. Devam etti. Fakat sen çok ilgilenemedin. Ben ilgilenemedim. Bunlar sonuçta en son 15 yıl sonra özde döndü. Tamamı şu an 10 yavrunun 9'u misket kafa kısa gaga geliyor. Yani bildiğimiz musul gibi. Musul gibi kuşlar. Evet. O zaman yani bu kuşlar mevcut haliyle öteden beri kınalı olarak Urfa'da yoktu. Hayır, aslında Urfa'daki kuşlar kınasız kuşlardı. Evet. Musul kuşlarıyla kırıldı, kına girdi. Kına koydular. Kına koydular, yani kuşun özü bu. Daha sonra kuş kendi başına kalınca, birbiriyle eşleştikçe musulluk vakti ön plana çıktı diyorsun. Zaten musul kanı ağırdır, Arap'ta da ağırdır. Nereye giderseniz gidin, musul kanı her zaman ağır basar. Evet. Eğer iç içe girmeye devam ettiğiniz zaman o nesli devam musulla durur. Anladım ben. Yani Safa abideki ben durlar oradan zaten Aykut oğlu oradan çok durdurdur. Safa abiden dağıldı kuşlar daha sonra. Ama Safa abide kalkıp da kardeşim ben buna musul kuşunu girdim diyemiyor veya başkası da biz musulu girdik kına koyduk diyemiyor. Bunu hiç kimsenin ben duymadım yani. Yok. Onu bir tek şeyde Hacı Rauf söyler. Urfa'da Hacı Rauf abiye sorun. Bu işin üstünü bilir. Onun bana anlattığı Dümbüllü Mehmet diye Urfa'da biliyorum. Canbeyli dedi. Canbeyli dedikleri dışarıdan bu kuşları getirip ilk kata piyasaya çıkartan Canbeyli olduğunu Rauf abi anlattı bana. Biz onunla çok muhabbet ettik. 70 yaşlarında şimdi orada. Öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Ben kendisiyle tanışmadım Urfa'yla ama Rauf abi de öyle diyor. Onun kafalı boyunlu güzel kuşları var abi. Bir tanesi de bende şu an. Rauf abi o şekilde anlattı. Yani dışarıdan kuş getirip ilk kınayı katan Canbeyli'dir. Söyle Mehmet amca. Anlat. Bu kuşların nesli. Bu kuşların aslı ben ilkokul 5. sınıfta bitirmiştim. 58 meydanında kuşçu Mehmet denilen bir isim vardı. Kuşçu kahvesi vardı. Tükeni vardı satıyordu. Kuşçu Mehmet. Sen duymuşsan da görmemiştim. Duymuşum ama görmem. İçeri girdi. Bakıyorum böyle çocuğum işte. Daha 10-15 bile yaşındayım. Baktım bütün ihtiyarlar, bütün yaşlılar bir çift kuşun başında dolaşıyor. Miskiden kürenk. Altta da bir çift yavrusu var, gene miskiden kürenk. Ne kadar 80 lira bile vermiyor sahibi. Yahya Çavuş'tan. Ha, 80 lira. Yahya Çavuş'tan esas Musul'da askerlik yapmış, askerden gelirken getirmiş bu kuşları. Sene 1957. 57. Bunu ben 55-60 senedir besliyorum. En aşağı 55 senedir besliyorum. Esselamu aleyküm.